Merhabalar. Dün akşam saat 21.45'te başlayan Giresunspor Galatasaray maçında konuk takım Galatasaray'da tarihi bir skandal yaşandı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao bir anda takım arkadaşları dahil olmak üzere herkesin şaşkın bakışları arasında kendi takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Bu videomuzda olaya dair görüntüleri, fotoğrafları destekleyeceğiz. Olaya dair video görüntülerini ise telif hakkı nedeniyle ne yazık ki paylaşamayacağız. Ancak dilerseniz yorumlar kısmına sabitlediğim Twitter ve Instagram adreslerimize giderek izleyebilirsiniz. Bu durum için sizlerden özür diledikten sonra videomuza devam etmek istiyorum. Şimdi olayın nasıl yaşandığını ve de olaya dair gelen tepkileri sizlerle paylaşalım. Giresunspor Galatasaray maçın ikinci yarısında saha bir anda karıştı. Galatasaray stoper Marcao ile Kerem Aktürkoğlu saha ortasında bir anda birbirine girdiler. Brezilyalı stoper Kerem'in üzerine doğru yürüdü ve ona kafa attı. Hızını alamayan öfkeli Marcao kafanın ardından da Kerem'e yumruklar savurmaya başladı. 24 yaşındaki oyuncu bu skandalın ardından ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Elbette ki Giresunspor Galatasaray maçında yaşanan bu olay uzun süre unutulmayacaktır. Mücadelenin ikinci yarısında savunmadan çılgına dönerek çıkan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao'nun milli futbolcuya neden saldırdığı ve yumruk attığı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Bu skandal olayı araya girerek bitiren Galatasaray oyuncular ise şaşkınlıklarını uzun süre yüzlerinden atamadılar. Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte oldukça uzun sürdü. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdemir, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi ve Brezilyalı stoper oyundan atıldı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası ise kendi takım arkadaşı tarafından saldırıya maruz kalan Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerine Emre Kılınç'a bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresunspor taraftarları da Marcao'ya tepki gösterirken Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlarda bulundular. Brezilyalı stoper Marcao'nun bu olay ilk vukuatta değil ayrıca. Başarılı stoper geçen sezon başında Türkiye Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile benzer bir tartışma yaşamıştı. Ancak olay basından gizlenmişti. Öte yandan ise Galatasaray Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında Giresunspor'a konuk oldu. Çıtırnak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Sarı Kırmızılar Teknik Direktörü Fatih Terim mücadeleye kalede Muslera, defansta Boey, Luyendama, Marcao, Arnold, orta sahada Talin Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Kıkaldao, Kerem Aktürkoğlu ve forvette ise Cagnon birliği başladı. Terim'in UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında görev verdiği Arda Turan'ın yerine Kıkaldao ilk 11'de yer aldı. Yine bu maçta görev alamayan Muslera da Süper Lig maçıyla ilk 11'e dönmüş oldu. Galatasaray'da Berk Balaban, Yedlin, Alparslan Öztürk, Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Arda Turan ise yedek kulübesini beklediler. Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ise mücadeleye, kalede Okan Koçuk, defansta Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, orta sahada Sankare, Joao Palamessi, Hayrullah Blazer, Flavio, Serginho, forvette ise Balde şeklindeki 11 ile çıktı. Yeşil beyazlarda Onur Canpiri, Gökten Görüt, Diarra, Traore, Umut Nayır, Diabate, Erol Can Aktağ, Sergen Piçincioğlu, Ertuğrul Şenlikoğlu, Çekler Orhan ise yedek soyundular. Karşılaşmayı tribün kapasitesinin %50'si kadar taraftar stattan izledi. Süper Lig'in birinci hafta mücadelesinde Galatasaray konuk olduğu ligin yeni ekiplerinden Giresunspor 2-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Ve böylece Sarı Kırmızılar lige 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu. Sarı Kırmızıların iki kez penaltı noktasına gittiği karşılaşmada goller Mbaye Diagne ve yeni transfer Kıkaldao'dan geldi. Ama elbette ki karşılaşmanın son bölümüne girilirken yaşanan skandal kavga gecenin ve maçın önüne geçti. Biraz da iki takım arasındaki rekabete göz atalım isterseniz. 1967 yılında kurulan ve 1970-71 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lig olan Süper Lig'e yükselerek üst üste 6 sezon mücadeleyen Giresunspor 1977'den sonra ilk kez Süper Lig arenasına çıktı. Karadeniz temsilcisi son maçını ise 1977 yılında Eskişehirspor'la deplasmanda oynamıştı. Geçen sezonu TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'la aynı puanla 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme hakkını elde eden Giresunspor kupasını maç öncesi aldı. Oyunculardan İbrahim Abalde ve kulüp başkanı Hakan Karahmet kupayı kaldırarak sevinç yaşadılar. Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinin hayatını kaybedenler için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Videomuzun son bölümünde ise Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan skandal kavgunun detaylarına biraz daha yakından göz atalım. Olay 61. dakikada yaşandı. 61. dakikada Sarı Kırmızıların bir hızlı stoperi Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra yumruk attı. Oyun kenarına alınan Kerem Aktürkoğlu ise teknik direktörü Fatih Terim'in yanına giderek "Sus dedim, kafa atıyor hocam" dedi. Olayın ardından ise Marcao Instagram'da bir gecede yaklaşık 20 bin takipçi kaybetti. Sosyal medyada ise taraflı tarafsız Galatasaraylı olsun veya olmasın tüm futbol severler tek bir görüşte birleşip Marcao'ya tepki gösterdiler ve Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktılar. Bana göre ise Marcao dün akşam yaptığı bu skandal hareketle Galatasaray kariyerini kendi eliyle çöpe attı ve sonunu getirdi. Gündemden uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.